Evet, Giresun Dernekler Federasyonumuzda düzenlenen her yıl geleneksel olarak Fesane Giresun günleri öncesinde tünelden Galatasaray'a kadar yürüyüş kortejle eşliğinde bugün yine üçüncüsü düzenlenecek olan yürüyüş büyük Giresun yürüyüşüne insanlarımız, Giresun hemşerilerimiz toplanmaya devam ediyor. Birçok değerli hemşerilerimiz ilçeden, ilden ve değerli milletvekilleri, başkanlarımız burada ve şimdi çok değerli isimler var. Evet, Giresun Dernekler Federasyonumuzda düzenlenen her sene geleneksel olarak Fesane Giresun günleri öncesinde işaret fişeği olan tünelden Galatasaray'a kadar yürüyüşümüz bu sene üçüncüsü değil mi başkanım? Dördüncüsünü düzenlediğimiz yürüyüşümüze birçok ilden, ilçeden değerli katılımcılar var. Giresun'umuzun ilçelerinden el dövizler var başkanım. Şöyle bakıyorum, sevgili başkanımızı da böyle tutmuşken röportajımızı alalım, ondan sonra gelen misafirlerimizle röportajımı. Başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İnşallah bu gibi etkinlikleri siz her sene geleneksel olarak yapıyorsunuz. Giresun hemşerilerimizle sizlere teşekkür ediyoruz. Yine bu sene muhteşem bir katılım var. Başkanım buyurun. Evet, ben hemşerilerime teşekkür ediyorum. Giresunlulara teşekkür ediyorum. Katılan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bütün derneklerimize, vakıflarımıza. Giresun'un Alırcası'yla, Bulancağı'yla, Çamoğlu'yla, Çanakçısı'yla, Gücesi'yle, Tirebulu'yla, Esmiyesi'yle, Enesi'yle, Görelilisi'yle, Bulancağı'yla, Pirazizi'yle, Derelilisi'yle, Şebinkarahisar'yla, Çamoğlu'yla, Doğan Kenti'yle, bilhassa bütün ilçelerimizin güzel insanlarına, güzel hemşerilerime burada kol kola girip horon oynayan, kendi şehrinin güzelliklerini, cevizini, fındığını, denizini, doğasını, her şeyden önce yüreğinin güzelliğini, tarihi geçmişini, gönüllü alaylarını, Giresun deyince akla gelen her şeyini tanıtmak için buraya koşan, koştukça coşan, birbirine sarıldıkça muhabbeti artan, birliğini, beraberliğini, dayanışmasını en üst seviyede ortaya çıkaran bütün hemşerilerimi yürekten kutluyorum. Şahsım, yönetimim ve bütün ekip arkadaşlarım adına onlara şükranlarımı sunuyorum. Yürüyüşümüzün İstanbul'daki Giresunlar, Giresun'umuz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 30 Nisan 1-2-3 Mayıs'ta başlayacak 9. Giresun günlerine bütün hemşerilerimi bekliyorum. İnşallah 9. Giresun günlerinde İstanbul'u hiçbir mimari yapıya zarar vermeden 9 şiddetinde sallayacağız. Bizi izlemeye devam etsinler. Giresunlar coştu geliyor. Evet, röportajlarımız devam ediyor Giresun yürüyüşüyle ilgili. Evet, ta 1100 kilometre Giresun Görele Belediye Başkanımız Sayın Tolga Yener aramızda. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1100 kilometre Giresun büyük yürüyüşüne geldiniz. Her sene olduğu gibi sizlerin de duygu ve düşüncelerini alalım Sayın Başkan. Tabii Giresun'un tanıtımı için ve bir arada olabilmek için, Türkiye sesimizi duyurabilmek için en önemli organizasyon olan bu organizasyon biz de Görele'den geldik. Gerçekten güzel, coşkulu, insanlarımız kenetlenmiş bir şekilde. Yani zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Fesane günlerimiz var. Bugünkü hareket onun bir öncüsüdür, tanıtımıdır. Bence çok güzel olacak her şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, bu röportajlarımız devam ediyor. Aramızda Görele Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Birol kardeş var. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir şekilde Göreleli hemşerilerimizle kortej eşliğinde yürüyüşümüz devam edecek. Evet. Yani şimdi ben bir Göreleli olarak, bir Giresunlu olarak burada gerçekten çok büyük haz alıyorum böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı. Şu güzelliği, rengarengi görüyorsunuz. Yani İstanbul'da bin bir renk var. O belki o renklerden bir tanesiyiz ama belki bu manada en çok ses çıkartan, en çok kendini tanıtan, kültürünü tanıtan, geleneklerini, göreneklerini tanıtabilen bir ilim mensuplarıyız. O anlamda bugün kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes burada. İnanıyorum ki Fesane Giresun günlerinin işaret fişeği bugün buradan atılmış olacak. 30 Nisan'da da Fesane Giresun günleri başlıyor. Bugün aslında Giresun günü diyebiliriz. Bunun devamında bugün Esenyurt'a geçeceğiz bu yürüyüşten sonra. Evet. Saat 4'te de 16'da da Esenyurt'ta Giresun Kültür Evimizin temel atma töreni var, açılışı var. Ondan sonra açılış yapıldıktan sonra, temel attıktan sonra da Oçu Göçü ile birlikte
Esenyurt'a stadına geçeceğiz. Orada da güzel bir yerel sanatçılarımızla birlikte güzel bir konser yapacağız. Buradan da Galatasaray'a kadar yürüyeceğiz. Orada da bir platform kuruldu. Orada herkes dile getirecek. Ben inanıyorum ki bu güzel havada, bu güzel günde çok güzel bir şey, güzel bir yürüyüş olacak. İnanıyorum ki buradan da gerekli mesajlar gerekli yerlere gidecektir. Giresunlu, eğer İstanbul'da 1 milyon üstünde İstanbul'da Giresunlu var diyorsak, bunun ilgili makamlarca, ilgili yerlerce daha çok dikkate alınmasını, daha çok hemşerilerimize yer verilmesini biz hasreten bir dernekçi olarak istiyoruz ve arzu ediyoruz. Yani tabii ki herkese gönlümüz açık, herkesi seviyoruz ama hemşerimiz olması bir başka daha olur diye düşün, bir farklı bugünkü olur. Bugünkü pazarımızı diyorsun, yürüyüşle beraber tamamlayacağız. İnşallah öyle olacak Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok yani, dediğim gibi her sene bu yapılıyor. Gayet güzel şekilde etrafa çiçekler dağıtarak, fındıklar dağıtarak yürüyoruz. Bugün bak gençlerimiz orada horon oynuyorlar. Söyleyeceğim şey şu: hayırlısıyla başladı, hayırlısıyla inşallah sona erer. Evet. Maksat asıl olur düşünüyorum. Herkese sevgi, selamlarımı sunuyoruz buradan Giresun'a. Bütün yurda selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kolay gelsin. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Şu anda Giresun'umuzun Çanakçı, Ümraniye Giresun Çanakçı, öyle mi? Evet. Çanakçılar Derneğimiz burada. Sebedi ile pancar mı var burada? Pancar, lahana var, pezlik var. Yani Giresun'a özgü sebzeler burada efendim. Evet, sizleri tanıyalım. İsmim Yeter Koca. Yeter Hanım, niçin geldiniz buraya bugün? Derneğimiz, Çanakçımızın yöresini tanıyalım. Yani Çanakçımızı temsilen mi buraya geldiniz? Evet, evet. Yani asli görevimizi yerine getirmeye geldiniz. Efendim sizleri tanıyalım. Ben Ayrılah Kosak, Ümraniye Giresun Çanakçı Derneği adına buradayız. Kendi kültürümüzü İstanbul'da yaşatıyoruz. Gelecek neslimize, geçmiş kültürümüzü inşallah bu şekilde tanıtacağız. Bu etkinlik de çok güzel. Buradan asıl amacımız önümüzdeki hafta yapılacak olan Feshane'ye davettir. Tüm İstanbulluları, Giresunluları özellikle Feshane'de Çanakçı standına bekliyoruz. Burada da çok doğal, otantik bir yöresel kıyafetlerimizle buradayız. İnşallah en iyi şekilde Çanakçımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, yine aramızda Çanakçımızı tanıdık ama belediye başkanımız da aramızda, Tuncay Kazım. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz Feshane Giresun günleri öncesinde işaret fişeği olan Giresun yürüyüşü. Ondan sonra geçiyoruz Feshane'ye. Gelecek pazar, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne yapıyoruz? Feshane Giresun günleriyle beraber birlikteliğimiz devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Sizlerin de görüşlerini alalım Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Buradaki bütün gurbette yaşayan hemşehrilerimiz hoş geldiler. İstanbul'un en güzel yerinde, merkezinde, kalbinde bugün Giresunluların nefesi, horonu, şarkısı, türküsü, kemençesi hakikaten yakışıyor. İstanbul can damarı. Bu can damarına Giresunlar çok renk katıyor. Bundan eminiz. Sayın Başkanım, gelirken özellikle olarak bir şeyler getirdiniz mi Çanakçı'dan? Çanakçı'nın neyi ön plana çıkacak bu Feshane Giresun günlerinde? Şöyle söyleyeyim, kuş dilimiz ve yöresel yiyeceklerimiz. Kuşun her sene var zaten. Evet, yöresel yiyeceklerimiz. Giyim. Bu sene de giyim, kuşamlarımız var. Zaten Çanakçı'dan getirmeye gerek yok. Burada yaşayan, burada hepsi var. Burada yaşayan hemşirelerimiz zaten onları yeterince yansıtıyorlar. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Yine Giresun'umuzun, Karadeniz'imizin hem radyo hem televizyon hem sunum alanında değerli bir isim. Bizim de değerli kardeşimiz sevgili Yaşar Reis'le beraber. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Evet sevgili Hacı Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir organizasyon. Geçen yıl olduğu gibi havada mükemmel. İstanbul'un dört bir yanından Taksim Meydanı'na gelen bütün Giresunlu hemşehrilerimize buradan selamlar gönderiyoruz. İnanıyorum ki İnşallah önümüzdeki perşembe günü başlayıp pazar günü sona erecek olan Feshane Giresunlar gününde bütün hemşerilerimiz de bizlerle beraber olacaktır. Tekrar güzel bir eğlence olmasını temenni ediyorum. Evet, röportajlarımız devam ediyor efendim. Birbirinden değerli hemşerilerimiz, folklor ekiplerimiz yine aramızda, çok değerli bir isim. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri tanıyalım efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Mavi Karadeniz ekibine, özellikle Hacı Mehmet'e. Biz de Kuş Dili Derneği olarak Giresun günlerinde Feshane öncesi Taksim yürüyüşüne her zamanki gibi katılıyoruz. Bu sene daha renkli, daha güzel folklor ekibi de aldık. Onlarla beraber Çanakçı'yı, Giresun'u en güzel şekilde temsil edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah Kuş Dili ekibimiz gelecek. Onlarla da röportaj yaparız.
Tamam, biraz sonra beraberiz. Sağ ol. Aramızda yine CHP 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Gülüzar Emecan aramızda, yürüyüşe katıldığı Giresunlu hemşehriniz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bu organizasyondan dolayı ben Giresun Federasyonu'na, başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bizleri hemşehrilerimizle her sene buluşturma noktasında güzel bir çalışma gerçekten. Ben de bu vesileyle burada hemşehrilerimle, İstanbul'daki Giresunlu gurbetteki hemşehrilerimle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçte hemşehrilerimden de İstanbul'da 3. bölgede özellikle tek Giresunlu milletvekili adayı olduğum için de destek bekliyorum. Yani Giresunlu bakıyorum aday olmadığından dolayı, yani hazır adayımız varken en azından adayımızı destekleyelim. Giresun meseleleri, Giresun'daki her türlü çözülmesi gereken problem, sorun İstanbul'daki Giresunluları da etkilemekte. Çünkü hepimizin memleketle olan bağı devam etmekte, kopuk değiliz. O yüzden mecliste de hem Giresun meselelerine hem İstanbul'daki Giresunluların meselelerine sahip çıkacak bir vekil şart. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.